Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Airsoft Pro'dan Berkcan. Bugün sizlere kutu açacağız. Kutu da demeyelim, paket açacağız aslında. Bugün pastacımız bize iki tane, biri internetten sipariş ettiğimiz, biri de aslında sürpriz oldu diyebilirim. Biri de bir sürpriz paketimiz var. Hemen geçelim, çok fazla vakit kaybetmeyelim. Bu internetten gelen paket, içinde FMA'nın yeşil ve ayar lensli ledli pack box'ı var. PEQ15 diye geçiyor. Upgrade version diye biliniyor. Açacağım, göstereceğim. Ya bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum. Yani eğer gerçekten adam beni kazıkladıysa bunun içinden fail bir şey de çıkabilir. Ama zannetmiyorum yani. Çoğunlukla şey olur. Bu da hiç beklemediğim bir şey. Hani size bunu göstermek aslında çok ilginç bir durum. Aslında sadece pack box'ı çekecektim ama ICS'ten paket geldi. İçinde katalog, patch ve DM diye bir şey var. DM ne olduğuna dair bir fikrim yok. Bunu da açacağız. İlk başta hatta önce bunu açmayı planlıyorum. Bakalım nasıl bir şey. Yani katalog 2017 kataloğu büyük ihtimal. Ya ICS'in yolladığı güzel bir jest. Yani 2017 kataloğu birazcık zor. Yani içinden 2016 çıkarsa da üzülmeyeceğim yani. Yani zaten sağda solda var ama katalog zor bir şey yani. Bulunmuyordu. Satıcılara falan veriyorlar. İstemek lazım. Tabii ki de kaliteli ekmek bıçağımızı kullanarak açacağız. Hemen başlayalım. Yani şöyle zaten şurası delikti. Nedenini bilmiyorum. Şöyle keseyim. Oo. Önce kataloğu çıkartmak istiyorum. Bugün de boğazımda bir gıcık var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Katalog 2017 kataloğu olsun lütfen. 2017 kataloğu. 2017 kataloğu. Evet, çok güzel. Yani ICS'in birçok ürünüyle ilgili birçok spesifik, hani böyle mesela örnek veriyorum, parçası ile ilgili, yani ya da daha doğrusu 2017'de çıkartmayı düşüneceği ürünlerle ilgili birçok şeye ulaşabilirsiniz. Çoğunlukla bunları paylaşmıyorlar. Ama biz bir exception yapıp bir şeylik yapıp mesela size bak, ürettiği patch'ler falan mesela şeyler bile var yani. Mesela ICS'in böyle ürünleri varmış arkadaşlar. Şöyle ya da ne bileyim. Baksana, verdiği sigortalardır, migortalardır. Bak, bütün iç parçalar, iç namlular. Hepsinin tek tek, yani mesela bir şeye ihtiyacınız olduğunda açıp çıt diye buradan bulabiliyorsunuz. Hani şöyle göstermeye çalışsam bir şey böyle. Hani ICS böyle bir şey yapacakmış mesela. Ne bileyim, gördüğümüz görmediğimiz ne var? L85'ler var. Bunları biliyoruz. M1 Grand'ın parçaları, AK'nin parçaları. Falan filan. 2017 kataloğu yani. ICS'e teşekkür ediyoruz. Bir tane 2017 kataloğu yollamış. Ki yani şu anda Ocak ayındayız. Yani Şubat ayındayız yani. Hemen 2017 kataloğunun gelmiş olması, yani International Edition, çok güzel bir şey. Açıkçası çok hoşuma gitti. 2017 kataloğu olsaydı çok mutlu olacaktım. Bize şey yollamış bir tane. ICS mesela bir şey takarsak, ICS logolu, ICS şeyli, ne deniyor bu? Böyle hani boynuna takıyorsunuz ya böyle. İşte basındır masındır bu şeyleri. Onlardan yollamış. Tabii ki de stickerlarımız. Bunlar bu seferki sticker. Diğerleri şeydi. Dövmeydi. Yani mesela tüfeğin üstüne falan yapıştırılabiliyordu. Ya tüfeği de yine oyuncak. Bir game changer. Plastik. Çok güzel bir patch. Yani bir tane patch yollamış. Stickerlar devam ediyor. Stickerlar baş kaldırmış arkadaşlar. Burada bir tane de, bunlar da dövme versiyonları. İşte bunu böyle suya yatırıp böyle yapıştırdığınızda çıkıyor falan. Tabii böyle tutmam lazım. Aslında böyle oluyorlar. Hatta şöyleler. Arkasından ışık vurursa mesela ICS'i okuyabiliyorsunuz. Bayağı bir malzeme yollamış bize ICS. Yine. Bu da aynen, bu da küçük CXP, Hog ve Bile'nin şeyi. Bile kataloğu. Anladığım kadarıyla aynen. Şey, bütün oyuncakları ve şeyleri bastığı katalog. Çok güzel bir şey yapmışlar. Yani kutu boş bunun içi artık. Tekrar dediğim gibi ICS'e teşekkür ediyoruz. Yani bayağı bir şey yollamışlar. Bakalım şu FMA'nın kutusunda ne var. Belki hani katalogla ilgili bir şey yapabiliriz. Ya dediğim gibi başka bir video yapabiliriz. İçini gösterebiliriz ama çok da gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü yani belki içinde adamların hani göstermemizi istemediği bir şey olabilir. Mesela bir şey vardır, yapacaklardır yeni. Yani ya da ne bileyim,
Anlatabiliyor muyum? Hani daha çıkmamıştır. Ama çıkmamış olsa niye kataloğa bassınlar, değil mi? Bazen de bunu düşünmek lazım. Ama büyük ihtimal hani küçük bir sneak peek bir şey olma şansı ihtimali var yani. O yüzden çok kurcalamayacağım bunu. Tekrar diyorum. Teşekkür ediyoruz ICS. Şimdi sırada asıl bu videonun sebebi bu upgrade version şey var. Pack box var. Normalde dediğim gibi bu şey için değil. Direkt lazer ve flashlight falan yani. Hani şey değil. İçine pil koymaya yarayan tipte değil. Bu arada gerçekten taktik bir bıçağım yok. Çok çok fakirim yani. Gördüğünüz bu ekmek bıçağıyla açıyorum şeyleri. Ve kesiyor da ha. Bayağı kaliteli yani. Hani evinizde örnek veriyorum böyle kaliteli bir bıçağınız yoksa bile gidip ekmek bıçağıyla falan bile açabilirsiniz böyle paketleri arkadaşlar. Hani o yüzden ağlamaya gerek yok. TB068 normal şartlarda böyle mi geliyor bunun kutusu, bir fikrim yok. Yani adamlar bunu böyle bilerek şey içinde yapmış olabilirler. Hani sağda solda çarpıp kırılmasın diye. Evet, ekmek bıçağının yardımı gerekiyor arkadaşlar. Aynen bak, kesiyor işte. Bu şeyi açmak büyük bir dert. Bu şeyin normalde plastik bir kutusu olması lazım. Ama plastik kutuyla gelmedi. Yani gerçek FMA değilse şaşırmam. Yani ama bayağı ağır. Bir kere onu söyleyebilirim. Yo, her şeyi var. Bilmiyorum, pilim olsa bir pil takıp denerdim. Ama maalesef pilim yok şu an. Bugün gidip alacağım. İlginç. Yani birçok şeyde, internette bu upgrade version yeşil ve şeyli lazerin çok güçlü olduğu söyleniyor. Ben de bir tane şeyimin üstüne, ICS CXP UK1 Captain'ımın üstüne bundan almaya karar verdim. Budur yani, hani şu an pilim olmadığı için gösteremiyorum arkadaşlar. Böyle takıyorsunuz, basıyorsunuz falan, böyle çıt çıt falan da. Yani hani... Aa, bu şeyli mesela. Tık tık ediyor. Hissediliyor. Yani güzelmiş. Yani dokunması şeyi böyle ucuz bir materyal gibi gelmiyor yani insana. Yani eğer bu FMA ise, FMA olduğunu bir yerde gösterecek bir şey olsa çok güzel olurdu. Adamlar FMA yazmışlardı ama sanki FMA gibi değil. Hayırlısı. Yani eğer işimizi görüyorsa markasının bir önemi yok. Gerçekten başarılı çünkü bu tip şeyler. Bunlar da stickerları. Stickerları da yapıştırırız yanında. Şu da şey olmasın diye verdikleri işte silika mıdır? Silika mıdır nedir? Bunları tutmasın diye bir şey. Bu da bu kadardı. Bugünkü posta maceramız budur arkadaşlar. 8 dakika olmuş video neredeyse. Bitireceğim artık. ICS'ten gelen bu jest ve tabii ki de aldığımız şu şey. Vallahi sevgililer gününe de yaklaştık. Hani kendimi bir anda sevgililer gününe şey hissettim. Ha, bir böyle bekarlar hani vardır ya, kız arkadaşı olmayan adamlar. Tam şeyim ya şu an. Hani o kadar mutluyum ki hani koy durumundayım yani. Kusura bakmayın, birazcık şey ettim. Argo konuştum orada. Orada iyice bipleyeceğim. Yani bir duyarsınız. Yani boş verin ya. Hani yani single olmak kaliteli bir şey abi. Baksana. Yoktan eşya geliyor falan. Yani bak, sevindim yani mesela. Bir ay önce sipariş vermiştim. Elime geldi yani. Neyse, budur olay. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu bir masa üstü incelemesiydi. Çünkü stüdyoda değiliz. Çünkü her zaman stüdyoda olamayız. Videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Vallahi bakalım, hani bir sırası yok. Şu an elimizde video var. Ama hani aklınıza bir soru takılırsa çekinmeden sorabilirsiniz. Onun dışında başka söylemek istediğiniz ya da eklemek istediğiniz, kafanıza takılan bir şey varsa videonun alt kısmında bize cayır cayır yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. 10 dakikaya ulaştık. Videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.